Merhaba arkadaşlar, bugün market alışverişi videosu çekiyorum. Şöyle iki marketten, Kibaroğlu diye bir market var oradan ve bir de Foçalı Mandıra'dan alışveriş yaptık. Mandıra'dan aldıklarım, şöyle çemen aldık, sarımsaklı kahvaltılık ev çemeni diyor. Şöyle bir bakayım. Canım çekti niyeyse, normalde böyle çemen almam ama bu ev yapımı hoşuma giderse hep alırım artık. Petekli akasya Erzincan balı diyor. Şöyle bal aldık. Kaç gram bu? 250 gram mı? Gramı yazmıyor. Orada tartıyorlar, ona göre veriyorlar. Bal aldık. Ve helva aldık. Şöyle bir helva. Normal sade helva. Sonra marketten Eker'in yoğurdunu aldık. Son zamanlar bunu alıyorum. Hem fiyatı daha uygun oluyor diğerlerine göre. Hem de tadı da hoşunuza gidiyor o yüzden. Bir adet Pınar'ın sütünü aldık. Yarım yağlı. Sonra bir adet Vismet çamaşır suyu aldım. Lavabolarda kullanmak için. 3 adet havuç aldım. Yarın haşlayacağım. Neyle birlikte? Brokoli ile birlikte. Şöyle bir küçük brokoli aldım. Salata yapmak için. Mandalina. Şöyle 7-8 tane mandalina aldım. Mis gibi kokuyorlar. Çikolatalı gofretten aldık. Beşli paketini. Şu rulo katlardan aldım bir tane. Şu Mars çikolatasını gördüm, aldım. Bu çok eskiden ben lisedeyken falan alır yerdik. Çok eski bir çikolata. Çok da güzel, lezzetli bir çikolata. Uzun zamandır görmüyordum. Fiyatı da biraz yüksek. Bir tane aldım. 1,75. Bir tane 9 katı aldım. Şehriyem yoktu. O yüzden bir tane de Ankara'nın arpa şehriyesini aldım. Nestle'nin çokellasını aldım. Bir paketi bitirdim arkadaşlar. 1,5 ayda falan bir paketini bitirdim. Şimdi bir paket daha aldım. Çünkü son zamanlar canım çok tatlı istiyor. Böyle acıktıkça ya da böyle canım tatlı istedikçe ince bir dilim ekmeği sürüp yiyorum. Gün içerisinde bir iki kere yiyorum. Canım öyle istiyor yani. Sağlıklı olmayabilir ama çok canım istediği için iyi oluyor. Bu geçen gün de aldığım peynirden aldım. O da bitti zaten. Bunun içerisinde 16 tane var. Normal fiyatı 16 liraymış bunun. Kasa arkasında 6 liraya aldık. Şunu Devran aldı. O seviyor. Bu da enerji içeceği. Bu da Devran'ın. Ben kesinlikle içmiyorum bunları. Son olarak bulaşık deterjanım yoktu. Bitmişti komple. Bayağı uçmuş fiyatlar. Gerçekten çok çok her şeye zam gelmiş. En ekonomiyi buydu. 5 kilosunu ne kadar aldık hatırlamıyorum. 16 lira falan sanırım. Normalde şu benim biteni göstereyim. Şu benim biten 7 lira 8 lira. Şu 600 milimi. Ben de 5 kilosu 16 lira olunca bunu aldık. Daha ekonomik. Doldur doldur kullan. Bu eskinin şişesini de atmamıştım. Çok az var diye. Bunu doldurup doldurup bunu da kullanacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Son olarak bir tane kendime sivit tişört aldım. Mağazanın önüne yığmışlardı. Şöyle. Böyle koyu kırmızı bordo. Fiyatı uygun diye aldım. 10 liraya yığmışlardı. Ve baktım içi yün, kalın, uzun, tight'la giyerim diye. Şöyle güzel. Fena değil. Cepleri var. Kolları bu şekilde. Spor. Altında bir tight'la giyebileceğim bir şey. O yüzden bir adet de bundan aldım. Bu kadar. Şimdi benim bulaşık makinem bitmiş. Bunları yerleştireceğim. Aldıklarımı yerleştireceğim. Daha sonra lavaboları, yani tuvalette tadilat vardı benim.
Oraları temizleyeceğim. Sonra görüşürüz. Kısa bir market alışverişi. A101'den yufka. Kasa arkası indirimdeydi. Mayonez, ketçap. Yoğurt. Bu klozet kokularından ve bebek için havlu. Şöyle mikili. Banyo havlusu. Bu kadar. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an sizlere IKEA'dan ve daha çok Kipa'dan yapmış olduğum alışverişi göstereceğim. IKEA'dan başlamak istiyorum. IKEA'nın bu bildiğimiz zencefilli kurabiyelerinden aldım. Çok lezzetliydi. Bir kutu bundan aldım. Kutusu da çok hoşuma gitti. Bitince de içerisini değerlendirmek için bir kutu kurabiye aldım. IKEA'dan devam ediyorum. Bir adet şöyle beyaz bir çerçeve aldım. Bunu oğlumun odası için aldım. İçerisine onun resimlerinden koymak istiyorum. Ultrason resimlerine. Bir adet çerçeve aldım. Şu kırmızı peçetelerden aldım. İndirimdeydi. %50 indirim vardı yine. Bir paket kırmızı peçete. Lavabo için fırça aldım. 3 liraydı. Bu da indirimdeydi. Bir tane fırça. Bir tane şu mumlardan aldım. Vanilya kokuyor ama çok güzel kokuyor. Şöyle bu da 4 lira, 5 lira öyle bir fiyatı vardı. İndirimdeydi. Suluk. Oğluma suluk aldım. Bu da indirimdeydi. Hatırlamıyorum ama fiyatını. Bir de yine indirimde olduğu için ve lazım olacağı için ikili mama kaşığı aldım. Bunu da böyle takım yaptı. IKEA'dan bunları aldım. Şimdi Kipa alışverişine geçelim. Kipa alışverişine geçelim şimdi. Bir adet avokado aldım. Hepsi torbada. Torbalardan çıkara çıkara göstereceğim. Bir adet baget ekmeği. Devran bunu çok seviyor. O yüzden aldık. Oğlum için 2-3 parça bir şey aldım. Hemen göstereyim. Bunlar da indirimde olan ürünler. Chico'nun şampuanı, saç ve vücut şampuanı bebek için. Bu %50 mi? Öyle bir fiyatı vardı. Yani %50 indirimli bir fiyatından aldık. 20 lira civarıydı. 10 liraya aldım arkadaşlar. Kokusuna bakmadım ama bakayım şimdi. Koku falan fazla yok bunda. Bunun gayet iyi olduğunu söylüyorlar. O yüzden bunu aldım. İndirimde olduğu için. Normalde bunlar daha pahalılar. Bir tane şöyle takım aldım. Yine dayanamadım. Çok hoşuma gitti. Batman'li. Şöyle ayak, yeni doğan için bu. Bir aylıkken falan giyebilir. Şöyle ayaksız aldım. Çünkü boyu uzadığı zaman rahat giysin diye. Üzerine şöyle altında giymesi için çıçıtlı bodisi var. Yine Batman'li şapkası var. Çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Bu takımı aldım. Bir de banyo süngeri aldım. Bu da indirimdeymiş. %40 mı %50 mi indirimdeydi. O yüzden bir adet de banyo süngeri aldım. O da bunun içinde herhalde. Evet, açmayayım onu şimdi. Bunu da kaldıralım. Şöyle tulumunu bu tarafa kaldıralım. Sonra devam edelim. Barilla'nın deniz kabuğu makarnasından aldım. Seviyorum bunu. Güzel oluyor. İki tane şu Migros'un kendi gofretlerinden aldım. Aslında bu 3 al 2 öde kampanyasında aldım çoğu şeyi. Bunun 3 tanesini 80 kuruşa almış oldum. 3 taneyle birini yedim yolda. Acıktığım için. 3 adet şu waffle'lardan aldım. Karamelli waffle'lardan. Ama bunda 3 al 2 öde yokmuş. İçerisinde 6 adet var. Bir pakette 6 adet var.
Yine 3 al 2 öde kampanyasından yararlanmak için şu Ülker'in dankek lokmalıklardan havuçlu tarçınlısı, kakaolusu ve Hindistan cevizli 3 paketini aldık. 2 paket fiyatı ödedik. Yani toplam bunun hepsine 3 pakete 6 lira ödedik. Şöyle muz. Her gün bir adet muz yemeye çalışıyorum. Devam ediyorum. Arbella'nın lazanyasını aldım. Çünkü Devran lazanya istiyor. Bayağıdır, belki bir senedir yapmıyordum. Yaparken tarifini çekmeye çalışırım. Şöyle kıymalı bir lazanya yapmayı düşünüyorum. 3 al 2 ödeden bu çiziviç peynirli sandviç krekerlerden aldık. Ve Migros'un kendi markası olan çikolata damlacıklı bisküvilerden aldık. Bunların fiyatı çok uygundu. 1 lira 10 kuruştu tanesi. Yani 3 paketine 2 lira ödemiş olduk. 2 lira 20 kuruş ödedim. Sonra benim şampuanım 24 lira oldu artık, zam geldiği için her şeye. Bu da yine 14 liraya aldık. %40 indirimden. Devran için Blendax aldım. Bu da 4 liralı bir fiyata geliyordu. Bu da yine %40 indirimde. Ve benim her zaman kullandığım şu Elsev mucizevi yağın saç bakım spreyi. Duştan sonra ıslak saça kullanıyorum. Çok faydasını gördüm. Bitmişti. Bu sabah bitti. Bu da yine indirimde olduğu için %40 indirimden faydalandım. Aldım. 2 paket Migros süt. Bu da ikinci alımlarda %50 indirim vardı. 1 adet sana yağ, sürme yağı bu. Tosmo falan yaptığın zaman sürmek için. Bir de sütlü fındık kreması, bayağıdır canım istiyordu. Yine bu da indirimdeydi. 1 paket bundan ve son olarak 1 paket şinitsel aldım. Bu kadar. Başka bir şey yok. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.